Kesinlikle bu çok hem gayri ahlaki hem de gayri hukuki bir adımdır. Nedeni de şu. Çünkü Golan Tepeleri daha Sykes-Picot sonrasında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerle Fransızlar bölgeyi kendi aralarında bölüşürken Fransız tarafında kalan bir toprak parçasıdır. Ve biz biliyoruz ki İsrail'in, Yahudilerin göz koyduğu topraklar İngilizlerin hakimiyeti altındaki Filistin toprakları. Dolayısıyla hiçbir şekilde İsrail'in ilgi alanına giren bir toprak değildi 67 yılına kadar. 67 savaşından sonra burayı işgal edince işte sanki çok uzun süre kendi kontrolü altında tutarsa onun olacak gibi görülüyor. Halbuki Birleşmiş Milletler ki dünyanın uluslararası hukukun ve Amerikan hegemonyasının en önemli aracı olan kuruluşun aldığı çok sayıda karar var. Hiçbir şekilde orayı İsrail'e ait hissetmiyor. Şu an bile orada Birleşmiş Milletler'in barışı koruma askerleri bulunuyor. Orası İsrail'in değil, Filistinlilerin de değil, orası Suriye Devleti'nin bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir adım atılmış olması kesinlikle bölgeye istikrar getirmeyecektir. Evet. Yani ilave çatışmalara yol açacak. Zaten çıkmazda bulunan Suriye meselesinin daha büyük bir çıkmaza girmesini sağlayacak ve buna evet diyecek bütün rejimlere yönelik Arap halklarında ciddi bir baş kaldırı ihtimali de var. Yani buna Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere hiçbir yönetim kendisini garanti altına alacak durumda değil. Bunu Filistin sorunu, yani İsrail'in Filistin'de ortaya çıkardığı sorunla beraber düşünmek gerekiyor ki zaten bir önemli kırmızı çizgi aşılmış bulunmakta. Yani Doğu Kudüs'ün Müslümanlar açısından kutsal olan, en kutsal olan üçüncü belde hepimizin malumu. Bu kırmızı çizgi aşılmış durumda. Yani bu unutulmuş bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin adım atması bu yönde oraya hiçbir şekilde meşruiyet sağlamaz. Aksine Amerikan yönetiminin ne kadar ceberrut, ne kadar uluslararası hukuk dışına çıktığının önemli bir göstergesi olacak. Dolayısıyla bölgede maalesef daha fazla istikrarsızlığa yol açacak önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.